Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere retinol sonrasında sabah bakımım nasıl oluyor? Genelde en sık yaptığım besleyici sabah bakım rutinim nasıl oluyor? Saçlarıma neler uyguluyorum? Ve yüzümde görmüş olduğunuz makyajı nasıl yaptım? Adım adım anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Şu anda sabah 7 suları sabah rutinimi birlikte yapacağız. Duştan çıktığım gibi karşınıza geldim. Hem saçlarıma duştan çıktıktan sonra nasıl bir bakım yapıyorum, hem cildime neler uyguluyorum. Dün akşam retinoid rutinim vardı. Retinoid rutini sonrasında ben cilt bakım rutinimi nasıl geçiriyorum, size bunları göstereceğim. Ve tabii ki bugünlerde yaptığım günlük makyajımı hızlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi biraz adım adım gideceğiz. Arbutin serumla güne başlıyorum. Çünkü benim lekelerim var biliyorsunuz. Şu anda da görüyorsunuz, her ne kadar lekeleri açsam da benim onları sürekli baskılamam lazım. Arbutin serum o yüzden benim ömrüm boyunca rutinimde olacak. Dün akşam retinoid rutinim olduğu için benim besleyici bir rutin yapmam lazım. Bugün neme doyurmam lazım. Şu anda da görüyorsunuz cildim artık gerilmeye başladı kuruluktan. Cosrx'in 0,1'lik olan retinol kremini kullanıyorum. Kesinlikle içerik olarak da performans olarak da beni çok mutlu eden ürünler arasında ve tahriş yapmıyor benim cildime. İçeriğinde E vitamini ve pantenol de var. Ben bayıldım bu kreme. Kesinlikle bu sezon bununla devam edeceğim. Şimdi ilk adım olarak Arbutin serumumuzu uyguluyoruz. Tabii bu da artık sona geldi. Kalan bir damlayla. Lütfen serumlarınızı uygularken, özellikle Arbutin gibi kıvamlı serumlarınızı uygularken 3-4 damla almayın. Yani üründen çok almayın. Ürünün fazlası da buton yapar, cilt tarafından emilmez, ürünlerinizi soyar. Lekelerimin olduğu bölgelere ürünü yediriyorum. Artan ürünü de hemen elimin üstünden geçiyorum. Arbutin serumumuz da böylelikle bitti. Yenisini açacağım. Arbutin'in kıvamı su gibi değil. Birazcık kıvamlı bir ürün olduğu için cilt bakım rutininde ilk adım olarak uygulamak gerekiyor bunu. Niasinamidiniz varsa devamında ya da C vitamini de uyguluyorsanız sonraki adımlarda uygulayabilirsiniz. Ama benim gibi minimal rutinler yapıyorsanız benim Arbutin uyguladığım adımda siz C vitamininizi uygulayabilirsiniz. Başka sorun çözücü kullandığınız bir serumunuz varsa onu uygulayabilirsiniz. Emilene kadar göz çevresi kremimi uygulayacağım. Şu kadarcık aldım, görüyorsunuz. Minicik. Elencilia'nın baby kolajen olanını kullanıyorum. Bu beyaz kaplı olan CPP bitti. Bu da eş zamanlı olarak açtığım bir krem olduğu için biliyorsunuz 6 ay içinde bunları açtıktan sonra tüketmeniz gerekiyor. Beyaz ambalajlı olan CPP'ye nazaran bunda çok fazla peptit var ve güçlü peptitler var. Yani bu ürünü kırışıklıklarla mücadele için rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Şöyle en güçsüz parmağımıza, yüzük parmağımıza kremi alıyoruz. İkiye böldüm gördüğünüz üzere. Hiç bastırmadan, isteseniz de bu parmakla zaten şunlarla yaptığınız gibi bir kuvvet yapamıyorsunuz. O yüzden göz çevresi kremlerini bu güçsüz olan yüzük parmağıyla uygulamayın. Tavsiye ediliyor. C yapar gibi göz çevreme uyguluyorum. Kirpik diplerime ürünü asla getirmiyorum. Hiçbir ürün gözünüzün içine girmemeli. Gözünüze çok yakın bir şekilde uygulanmamalı. Bu sefer göz sağlığınızı tehlikeye atmış oluyorsunuz. Elimde bir miktar ürün kaldı. Nazolabial çizgiler, bu dudak kenarında mimik çizgisi dediğimiz gülme çizgileri var ya, onlardan da geçiyorum. Çünkü bu kremin öyle bir özelliği var ki, öyle peptitler var ki, botoks peptiti de var bunun içinde. Hem dolgunluk veriyor hem de çizgileri açma konusunda çok başarılı. Ama tabii ki çok uzun süre sabırla bu ürünleri kullanmanız lazım. Anında etki için dermatologdan yardım almanız lazım bir enjeksiyonla. Cilt bakımına başlamadan önce ellerinizi çok iyi bir şekilde yıkamanız gerekiyor. Bir saç ürününüzün kalıntısı olmamalı. Vücudunuza uyguladığınız bir losyonun elinizde kalıntısı olmamalı. Elleriniz kirli olmamalı. Şimdi nemlendirici adımına geçeceğim. Başka hiçbir serum uygulamıyorum ve şu anda kullandığım nemlendirici seramikler bakımından zengin bir nemlendirici. Üründen şu kadar alıyorum. Bütün yüzüme nemlendiricimi yayıyorum. Nemlendiriciyi maalesef şu anda size gösteremiyorum. Benim faz 2'de çıkaracağım nemlendirici bu. Bu nemlendirici tamamen onarıcı özelliği olan bir nemlendirici. Masaj yapan hareketlerle biraz yoğun kıvamlı görüyorsunuz. Aldığınızda da eminim. Anında emilmedi, biraz yoğun kıvamlı diyeceksiniz. Bunun bir özelliği var. Çıktığında anlatacağım. Retinol biliyorsunuz cildi kurutur. Çok fazla kurutur. Ben aynı zamanda hassas ve kuru ciltli olduğum için tüm ürünü yüzüme yediriyorum. Nemlendiriciyi uygulamaz hemen mistime geçiyorum. Hiç beklemiyorum. Bol miktarda mist uyguladım. Bu arada tabii ki videoda adımları hızlı görüyorsunuz ama Arbutin'in emilmesi için ben 15 dakika bekledim. 15 dakika sonra nemlendiricimi uyguluyorum. Ve mistimle birlikte de şu anda benim nemlendiricimin özelliği bu mistin içindeki seramikleri, nemi, bütün içerikleri cildinize hapsedecek. Daha nemli bir hale getirecek. Retinol rutininden sonra bu besleyici enfes bir rutin oluyor. Mistlere kolay ulaşamıyoruz maalesef. Ülkemizde de çok iyi mistler yok. Hem yerli markalarda hem yabancı
yabancı markalarda maalesef gelmiyor, yapılmıyor bu tarz mistler. Olanlar da çok pahalı. Bütçeniz el veriyorsa Laneige'inkine bakabilirsiniz. Performansı çok yüksek. Yurt dışından bulabiliyorsanız da Cosrx'in bu seramik mistine bakabilirsiniz. Ben İngiltere Sephora'da görmüştüm. Sipariş ettim iki tane daha. Arkadaşım gelirken bana getirecek onu. Hemen saçımla ilgilenelim. Şöyle duştan çıktım. Diplerini de boyamam lazım. Çok hızlı uzuyor. Elimde Olaplex'in No 6'sı var. Durulanmayan bakım kremi bu da. Şöyle bir miktar alıyorum. İkiye bölüyorum yine. Hiçbir şekilde şu hareketi yapmıyorum saçlarıma. Bakın. Ve şöyle tutun. Diplerinize gelmeyecek şekilde boy ve uçlara uygulama yapıyorum. Bu kremi durulamıyorum ama saçlarımı güçlendiren, koparak dökülmesini önleyen, sağlıklı canlı parlak gösteren, bakım yapan ve bağ dokusunu iyileştiren ürünlerden birisi. Saçın bu kısmı biliyorsunuz yaşlı kısmı. Yani sizin uzun süre uzattığınız kısım. Buranın çok fazla bakıma ihtiyacı var. Tangle Teaser'ın bu tarağıyla bakın tutarak ve bu kremi uyguladığınızda zaten saçlarınız kolay da taranıyor. Saçlarınızı açarken de hoyratça davranmıyorsunuz. Tutarak üste doğru gelerek saçlarımı açıyorum. En tepeye geldik. Yine koparmadan nazik bir şekilde saçlarımızı açmaya devam ediyoruz. Saçlarım da tamamen açıldı. Aslında çok doğru değil. Islakken saçı gergin toplamamak lazım. Koparak dökülmeler olabiliyor ama şimdi sırtıma da değerse bu beni hasta edecek. En azından makyajımı yapana kadar şöyle hızlıca bir toparlayacağım saçlarımı, sonra hemen açacağım. Bu şekli uzun süre saçınızda tutmamanız gerekiyor. Şu anda saçlar ıslak olduğu için çok kırılgan, çok hassas. Uzun süre böyle kalırsa ve çok gergin, çok sıkı tokalarla toplarsanız, bez bir tokayla topladım gördüğünüz gibi, saçınıza zarar verir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Şimdi ellerim kremli olduğu için cilt bakımına bu şekilde devam edemem. Ellerimi yıkamam gerekiyor. Şimdi güneş koruyucu adımına geçiyoruz. Round Lab markasının 1025 güneş koruyucusunu kullanıyorum. Boynuma ve kulaklarıma şu anda uygulama yapmayacağım. Dışarı çıkarken ayrıca yapacağım. Bu kreme bayılıyorum. Bu arada bu kremi ben aldığımda 300 lira bandındaydı. Ürün sonra stoklardan yok oldu. Ortada yok. Stok gelmesini beklerken 700 liraya çıktığını gördüm. Daha ürün gelmeden zam da yapılmış. Bakın emilimi çok güzel. Çok beğeniyorum. Hiçbir şekilde komedon yapmadı bana. Alerji yapmadı. Ürünün kokusu yok. Makyaj altında şahane duruyor. Cildimi terletmiyor. Gözlerimi yakmıyor ki zaten gözlere yakın getirmiyorsunuz. Göz çevrenize de uygulayabiliyorsunuz. Hep unutulan bölgeler şuralar oluyor. Özellikle kaşlarınızı da aldırıyorsanız buralar hemen lekelenmeye eğilimli bölgeler oluyor. Lütfen güneş koruyucularınızı buralardan da geçin. 15 dakika beklemem gerekiyor. Eğer ki krem emilmeden makyaja başlarsam ürünler soyulacağı gibi ürünün performansını da düşürebilirim, ürünü de kaldırabilirim. Cildim tarafından ürünün tamamen emilmesini bekliyorum. Makyaj çantamı da yanıma aldım. Hızlı bir şekilde makyaja başlayalım. Daha önceden göstermediğim bazı ürünler de var. Günlük makyajımda sıklıkla bu aralar kullandığım ürünler de var. Charlotte Tilbury'nin Beautiful Skin fondötenini kullanacağım bugün. Bu fondötenin rengi 4N. Bana birazcık açık duruyor ama gün içinde tamamen oturuyor ki zaten benim yüzüm vücuduma göre açık. Ben de ona göre makyaj yapıyorum. Elime fondötenden bir pompa alıyorum. Çok akışkan değil. Fırçayla değil de süngerle uygulamam gerekiyor. En doğru sonucu alabilmem için fondöteni hızlı bir şekilde yüzüme yayıyorum. Bakın eskiye nazaran ne kadar az fondöten kullanıyorum. Bir pompa alıyorum. Onu bütün yüzüme yayıyorum ve zaten süngerle uyguluyorum. Hiçbir şekilde onun katman katman olma gibi bir olasılığı yok. Ne çok ıslak ne de çok mat bitişi olan, orta kapatıcılığı olan ama kendi yüzünüzmüş gibi duran, kimsenin fondöten sürdüğünüzü anlamayacağı bir ürün. Aldığımdan beridir şuraya geldi. Bana sivilce yapmadı. Uzun süredir kullanıyorum. Üst üste kullandığım günlerde oldu. Kademeli olarak örtücülüğünü artırabiliyorsunuz. Birazcık daha ürün uygulayabilirsiniz. Bana bu kadarı yeterli geliyor. Fondötenin yapısıyla uyumlu bir kapatıcı seçmezseniz makyaj parça parça duruyor ve kesinlikle uyum sağlamıyor. Şimdi bunun daha doğal bir bitişi var. Nemli bir bitişi var görüyorsunuz. Ben gidip de mat bitişi olan bir kapatıcı seçersem makyaj birazcık tuhaf gözükecek. Natasha Denona'nın High Glam kapatıcısını hemen uyguluyorum. Zaten bu da soğuk alt tonlu. Süngerimin diğer tarafıyla da kapatıcımdan geçiyorum. Natasha Denona'nın bu kapatıcısı tamamen göz çevresi çizgili olan kişilerin seveceği kapatıcılardan, komedon yapmıyor. İçerik olarak da güzel ve göz çevrenizi aydınlatıyor. Göz kapaklarımdan anlayacaksınız. Göz altlarımda benim çok koyuluklarım yok. Fakat göz kapaklarımda benler olduğu için birazcık daha koyu durabiliyor. Ya da oraya arbutin uygulamadığım için bu tarafa uygulama yapıyorum. Diğer tarafla bir karşı
karşılaştıralım. Bu taraf uygulandı. Çok güzel bir aydınlık görüntü veriyor. Doğru rengi bulmak çok önemli. Ben TikTok'taki kullanıcıların videolarını izleyerek kendime en yakın tonu bulmaya çalıştım. Kapatıcının örtücülüğü çok yüksek. Lekeleriniz üzerinde de kullanabilirsiniz. Sivilce izleriniz üzerinde de kullanabilirsiniz. Argulas'ın transparan pudrasından bir miktar aldım ve çok hafif bir şekilde parlamaya eğilimli bölgelerimi sabitlemeye başlıyorum. Göz altlarımdan da geçiyorum. Ne olur ne olmaz ürünü kilitlemek istiyorum. Argulas'ın bu pudrasına performans olarak en yakın bulduğum uygun fiyatlı ürün Lovely'nin Cooking Time pudrası. Şimdi birazcık ısıtma işlemi yapacağım. Elimde Chanel'in krem bronzer'ı var. Çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Doğal güzel bir ısıtma işlemi yapıyor. Nashita'nın kontür fırçasıyla uygulayacağım. Revolution'ın light renkli krem bronzer'ı buna çok benziyor. Ben her zaman yukarı hareketlerle uygulamalar yapıyorum. Şöyle doğal güzel bir turunculuk veriyor. Tam bir bronzer rengi, kontür rengi değil. Kabaca yüzüme bir ısıtma işlemi yapıyorum. Doğal bronzluklar vereceğim. Hatlarını belli ettikten sonra fondötenimi de kaldırmadan tam da bakın lekelerimin üzerine gelecek şekilde uygulama yapıyorum ki lekelerim de belli olmasın. Lekelerimle bu renk karışsın. Artık kontür rengi gibi kaldı onlarda. Tamponlayarak ürünü tamamen doğal hale getirmeye çalışıyorum. Bu çok büyük bir ürün. Kolay kolay da bitecek bir ürün değil. O yüzden makyajlarımda sıklıkla bu ara bunu görüyorsunuz. Ürüne yazık olsun istemiyorum. Bobbi Brown'un pudra fırçasıyla Benefit Hoola'dan alıyorum. Ürünü de yüzüme sabitlemek istiyorum toz bir ürünle. Aynı renkteler zaten. Bunu da bitirmek üzereyim. Herhalde birkaç güne kadar bunu da bitirmiş olurum. Aynı bölgeden ürünü sabitlemek için Hoola'yla geçiyorum. Soğuk tonlu fondöteni sıcak tonlu renklendirme ürünleriyle tamamen cildime uyumlu hale getiriyorum. Softline minik karıştırma fırçasından bir miktar Hoola alıyorum ve göz kapaklarımın bitimine doğru ısıtma işlemi yapıyorum. Bitmedi tabii ki. Yüzümüzü renklendirmeye, ısıtmaya devam edeceğiz. Şimdi süngerimin temiz kısmıyla ürünleri yüzüme tamamen oturtup daha da doğallaştırıyorum. Elimde Softline S06 fırçası var. Kocaman bir pudra fırçası görüyorsunuz ve Charlotte Tilbury'nin Ecstasy toz allığı var. Bu son günlerde kullandığım, en beğendiğim pembe şeftali tonlarında ve sıklıkla kullandığım allıklar arasındaki markanın diğer allıklarını da zaten çok beğenmiştim. Şöyle tamponlama yapıyorum. Yine bakın yukarı hareketlerle yapıyorum. Charlotte Tilbury'nin ürünlerini anlattığım videoda göstermiştim. Şöyle bir palet var. 2 tane allık, 2 tane aydınlatıcı. Hatta geçtiğimiz günlerde Charlotte Tilbury bu paleti, bunun 2 farklı tonu var. Bendeki açık olan ton bir alana bir bedava yaptı. İnanılır gibi değil. Böyle kampanyaları bizdeki Sephora markalarından da bekliyorum. Şurada daha rose gold tonlarında bir aydınlatıcı var. Aynı fırçamla hafif dokundurup Pillow Talk Allah'a da dokunduruyorum. Çok azıcık ama. Aydınlatıcıdan daha çok aldım. Görüyorsunuz yine renk verdi zaten. Ben kanaldan haber vermiştim. Umuyorum yurt dışında yaşayanlar kampanyadan yararlanabilmiştir. Şu an fazlasıyla renklendim. Zaten bu kocaman fırçayla uygulama sebebim de fazlasıyla doğal bir şekilde alttaki ürünleri kaldırmadan renkleneyim. Ben kendi tenime göre bunu ayarlayacağım. Farımı uyguladıktan sonra ne kadar allığı tutup tutmayacağıma da karar vereceğim. Belki aydınlatıcıyla bir kere daha geçebilirim. Hiçbir şekilde makyajı kaldırmadan çok doğal aydınlık görüntü veren ürünlerden bir tanesi. Elimde Charlotte Tilbury'nin krem farlarından şampanya rengi var. Fırçama az bir şekilde bu fardan dokundurdum. Göz kapaklarıma uygulama yapıyorum. Üzerinden sabitleme yapmasanız dahi çizgilerinize dolmayan, akşama kadar böyle kalan. Bir kere dokundurdum. İki tarafa da uygulama yapabiliyorum aldığım ürünle. Pigmentasyonu çok çok başarılı. Bakın uygulanmış halini de görüyorsunuz. İsterseniz toz bir farla yine de sabitleyebilirsiniz. Çok yağlı göz kapaklarınız varsa içinde hiçbir şekilde sim barındırmadığı için gözlerinize zarar vermiyor. Gözlerinizin içine de kaçmıyor. Bana alerji yapmadı. Kirpiklerimi dökmedi. Aynı far paletindeki şampanya rengini bir karıştırma fırçasıyla göz kapaklarıma da uygulayacağım. Islak ya da kuru uygulayabilirsiniz. Islak uyguladığınızda inanılmaz güzel metalik bir görüntü oluyor. Özellikle şu bölgelerin yansıması çok hoşuma gidiyor. Bu makyaj aslında benim günlük makyajım değil. Bu kadar çok yapmıyorum tabii ki günlük makyajımı ama sizin 5'te 5 videolarında gördüğünüz makyajım, yani her gün gördüğünüz makyaj genelde böyle oluyor. Minik bir karıştırma fırçasıyla MAC'in 9'lu far paletinden şu acı kahve rengini alıyorum. Kontür rengiyle karıştırıyorum.
fazlasını atıyorum. Göz kapaklarımın kenarlarına gölgelendirme yapacağım. Şu bölgelere uygulama yapıyorum. Inglot 6 cc var elimde. Daha büyük bir karıştırma fırçasıyla tamamen göz kapaklarıma ürünleri oturtuyorum. Keskin çizgiler olmasın, doğal geçişler olsun istiyorum. Şimdi kalem uygulaması yapacağım. Makyaj çantamdaki kalemler de şöyle birbirine karışmasın diye. Sephora Collection'ın Tremus kalemini uygulamayacağım. Onu çok fazla gördünüz. Eski favorilerimden olan MAC'in Coffee kalemini kullanacağım. Bu da bir acı kahve. Bunun dağılması birazcık daha kolay. Hemen sabitlenmiyor. Öyle gözlerimin bitim yerlerine kuyruklar yapacağım. Çok fazla ortalara getirmiyorum. Kalem olduğu için işimiz çok kolay. İkisi birbirine benzemezse ya da elinizi titretirseniz kolayca düzeltebiliyorsunuz. Gözümün içine çekmiyorum ama kirpik diplerime yakın gelecek yerleri daha koyu yapıyorum. Elimde şöyle yassı incecik bir fırça var. Aslında bu bir dudak fırçası. Bununla da hata yaptığım bölgeleri düzeltiyorum. Kalem olduğu için düzeltmesi çok çok kolay oluyor. İsterseniz bunun üzerinden aynı tonlarda bir toz far da geçer ama kalıcılığı beni tatmin ediyor açıkçası. Maskara adımına geçmeden önce MAC'in Dazzle Shadow'larından Everyday is Sunshine rengi var bende. Şuralara birazcık daha parlaklık vermek istiyorum. 5'te 5 videolarında gördüğünüz görüntüyü yapmaya çalışıyorum. Çok azıcık uçlara değdirdim. MAC indirime girdiğinde alınacak ürünler arasında ve bir fırçayla da hafifçe yayıyorum. Şimdi gelelim maskara adımına. Aslında bu videoda Clinique'in yeni maskarasını gösterecektim ama şimdi yeni açtığımda ben maskaraların performansını tam olarak anlayamıyorum. Biraz üzerinden bir hafta geçmesi gerekiyor. İlerleyen günlerde başka bir makyaj videosunda ben size onu da göstereceğim. Maybelline Lash Sensational maskarasıyla devam ediyoruz. Bana hiçbir şekilde alerji yapmıyor ve tamamen beklentimi karşılayan maskaralar arasında. Makyajımda en fazla zaman harcadığım kısım burası oluyor. O yüzden hızlı bir şekilde uygulamaya çalıştım. Hem altlara şurayı biraz yapıştırmışım. Maskaranın da iki kat uygulanmış halini görüyorsunuz. Bazen daha yoğun dursun istediğim ya da daha siyah dursun istediğim zamanlarda bir kat daha geçiyorum. Kaşlarımı sadece tarıyorum. Üzerindeki toz ürünleri de böylelikle yok etmiş olayım. Kaşlarım tekrar bozulmaya başladı. Alınma zamanı geldi. O yüzden çok dokunmak istemiyorum. Elimde MAC'in Sor Dudak kalemi var. Yukarı doğru kaldırarak öncelikle şu V kısmını çizdim. Şimdi yine üstten birleştiriyorum. Adım adım üstten birleştirerek birazcık dudaklarımı da yukarı doğru kaldırdım. Sor Dudak kalemi pembe tonlu. Hep videolarda size gösteriyorum. Gül kurusu tonlarında çok güzel bir renk. Çok azıcık kahve alt tonda barındırıyor. Dolayısıyla pembe nude rujlarla da harikalar yaratıyor. Şimdi birazcık doğal hale getiriyorum. Kalemi çok keskin duruyor şu anda. Böyle bir kalem uygulaması yaptığınızda bunun içine bu kalemden daha açık ve parlak tonlu bir ruj uygularsanız dudaklarınız çok hacimli görünüyor. Çünkü dudaklarınıza da kısmi bir kontürleme yaptınız. MAC'in araya taraya zar zor Roma'da bulduğum ve sonrasında Türkiye'de stokların güncellendiği Thanks It's MAC ruju. Bu parlak yapıda nemli bitişli harika bir nude. Şahane duruyor ve Sor Dudak kalemiyle de bence efsane duruyor. Son videolarda hep bunu kullandım. Eğer MAC tekrar indirime girerse ki ay sonunda bence tekrar indirime girecek. O zaman tüm cilt tonlarına da yakışacağını düşündüğüm bir renk. Esmerlerde, buğday tenlilerde bu şekilde duruyor. Açık renklilerde daha da güzel duruyor. Hangi kalemle kombinlerseniz daha da farklı duruşu da var. Unutmayın rujun tam olarak şu şekilde ya da bende göründüğü gibi görünmesini durmasını istiyorsanız dudaklarınızı pudrayla nötrlemeniz lazım. Dudak alt tonu sizin kendi dudak tonunuz rujun duruşunu da değiştirir. Bakın cam gibi ıslak bitişli ve sanki lip balm sürüyormuşum gibi. Zaten MAC'in Luster Glass serisi tamamen neme dayalı bir seri. Benim son günlerde özellikle 5'te 5 videolarında yüzümde görmüş olduğunuz makyaj genelde bu şekilde oluyor. Kullandığım ürünlerde zaten bunlar oluyor. Ürünler kesinlikle benim makyaj çantamın favorileri arasında ve sonbahar aylarında bu kadar yüzümü ısıtarak ki fondötenin de zaman içindeki halini görüyorsunuz tamamen yüzümle bütünleşti. Rujun da kalemle uyumu bu şekilde viral olduğu kadar varmış. Ben bu ruju TikTok yüzünden almıştım. İyi ki de almışım. Umuyorum videom hoşunuza gitmiştir. Birazcık uzun bir video oldu ama cilt bakım adımını da göstermek istedim. Elbette bunun akşam cilt bakım rutini adımı da olacak. O zaman da artık yüzümüzdeki makyajı çıkartarak sırasıyla adımları size göstermeye çalışacağım. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.